Antrenörlük kursunun temel eğitim uygulamasında ikinci gündesiniz. Dün genel olarak size gard almayı, duruşları, temel duruşları, boksta temel duruşlar, sol direk, sağ direk, sol köşe, sağ köşe, sol apakat, sağ apakat ve bunların temel olarak savunmasını gösterdik. Küçük bir de manevralar yapmaya çalıştık. O şekilde ne yaptık? Dersi sonlandırdık. Bugün de şimdi size neyi anlatacağım biliyor musunuz? Şimdi bu alanı bu şekilde gördüğünüz zaman ringde şunu diyebilirsiniz. Acaba bu bir hakemin görevini mi anlatıyor vesaire diye. Şimdi her antrenörün bilmesi gereken ve şimdi anlatacağım biraz dersin uygulaması gereken veya Türkiye Şampiyonası veya Bölge Şampiyonası'na gittiğinizde hangi hakem nerede, nasıl puanlama yapıyor, hangi hakem nerede oturuyor, orta hakemin görevi nedir, sporcumu nasıl maça çıkaracağım, maçlama nasıl yapacağım, kısaca bunu ben size anlatacağım. İlla ki içinizde antrenörlük yapan vardır. Ki var mı antrenörlük yapan? Evet, antrenörlük yapan arkadaşlar da ehliyetsiz araba süren sürücüler gibi. Ehliyetiniz yok ama araba sürüyorsunuz, öyle düşünün. Şimdi ehliyet alacaksınız. Onun için şimdi ne yapacaksınız? Antrenörlük yapacaksınız, bölgenizde çalışacaksınız. Veya da hiç yapmayan arkadaşlar, antrenörlük yapmayan arkadaşlar bu işler nasıl işliyormuş, şimdi bunu görecekler. Şimdi ilk olarak müsabakaya için Türkiye şampiyonunuz veya Ankara şampiyonunuz sporcunuzu getirdiniz. Sahanın içine önce otele gitti, yerleşti sporcu. Teknik toplantı vesaire bitti. Sabah partiye girdi. Kurallar çekildi. Saat 2'de ya da 4'te müsabakalar başlayacak. Şimdi salona geldiniz. Sporcunuzu ısındırdınız. Şimdi iki tane köşe var. Baş hakem anons etti. Şimdi dedi ki mavi köşe şu, kırmızı köşe bu. Şimdi en önce bilmeniz gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Birincisi, baş hakemin masası nerede? Hangi hakem nerede oturuyor? Hangi hakem puanlama yaparken nerede durduğunu biliyor. Mesela diyelim ki Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop vesaire 5 tane hakem var ringde. Puanlama geldi. Baktınız ki işte 1 numara Çorum, 2 numara Yozgat, 3 numara Samsun, 4 numara Trabzon, 5 numara Sivas. Şimdi 3 numara mesela size şey vermiş, tamam mı? Eksi vermiş mesela. Sizin maçta düşük puan vermiş. Şimdi 3 numara hakemin kim olduğunu bilmeden hangi bölgede size o puanı verdiğini bilir misiniz? Çok önemli mi? Değil aslında ama en azından kafanızda bir şey oluşur. Nasıl bir şey oluşur? Ya acaba bu hakemin bana kareci mi vardır, şunu vardır, bunu vardır vesaire diye düşünüyorsunuz ya. En azından bilirsiniz. Şimdi baş hakem masası neresidir biliyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı köşeyle beyaz köşenin arasında olan yer tam baş hakem masasının olduğu yer. Genel uluslararası turnuvalarda baş hakemin olduğu yerin tam arasında ne vardır? Supervisor vardır. Şimdi baş hakemin olduğu yerin, bakın olduğu yerin baş hakemin oturdu. Tam solundan başlamak kaydıyla evet, bir numaralı hakem vardır arkadaşlar. Bakın burada bir numaralı hakem. Elini kaldırırsan bir numara. Şimdi baş hakemin tam karşısında kalan kısımda mavi ile beyazın arasında ne vardır arkadaşlar? 2 numara ve 3 numara. Tabii şimdi burada yan yana sandalye kullanıp tuttuk ama bunların kadar arası açık oldu. Aynı zamanda buradaki beyaz köşede ne köşesidir arkadaşlar? Basın köşesidir, tamam mı? Burada çocuklar video çekmek isterse, baş hakem izin verirse veya da basın mensupları gelirse kullanacakları köşe burasıdır. Şimdi bir buraya, 2 numara, 3 numara, 4 numara hemen mavi köşenin yanındaki yer 4 numaradır. Hemen baş hakemin olduğu kısmın yanındaki de nedir arkadaşlar? 5 numaralı hakem. Yani nasıl devam ettik? Baş hakemin solundaki 1, devam ediyor 2, 3, 4, 5 numara. Yine burada bulunan beyaz köşe ne köşesidir arkadaşlar? Sağlıkçı köşesidir. Sağlıkçı nerede oturur? Baş hakemin hemen sağ kolunun üzerinde oturur. Burada bir merdiven olur. Herhangi bir müsabakada sakatlık vesaire olursa baş hakem hemen oradan çıkar. Sağlıkçı oradan çıkar. Hemen sağlıkçının olduğu yeri beyaz köşenin yanındaki masa ne masasıdır arkadaşlar? Gong masasıdır, zaman masasıdır. Real time tutar. Round. Şimdi buradan geldik. Sağlıkçımızı gördük, baş hekemimizi gördük. Şimdi önce baş hekem anons ettiği zaman kırmızı köşe Mustafa Yardım, mavi köşe Ahmet bilmem ne dedi. Çıkacağı zaman önce maçın müsabakanın orta hakemi anons edilir. Önce orta hakem ne yapar? Köşeye hızlı bir şekilde gelir. Yine baş hekemin yanından doğru çıkar, ringe girer. Ondan sonra hemencelik ne yapar? Şimdi uyguluyoruz. Sporcular ringe çağırır. Tabii çağırıyor ringe. Çağırıyor. Evet, sporcular ringe girer arkadaşlar. Çıkın, yukarı çıkın. Antrenör şimdi bak burada. Şimdi bir tane antrenör çıksın. Şimdi burada hani antrenör hakem önce kırmızı köşeye veya mavi köşeye gider diye bir kaydı yok. Hangisi önce çıktıysa önce gider kontrol eder. Dedim bir yatardı. Ediyor. Burada sporcunun neyini kontrol eder arkadaşlar? Müsabakada biliyorsunuz büyüklerde
69'a kadar 10 oz, 69'dan yukarısı 12 oz eldiven. Diğerleri zaten hepsi 10 oz. Eldiven 10 mu 12 mu kontrol eder. Sporcu kask kullanıyorsa kaskını kontrol eder. Dişliği var mı dişliğini kontrol eder. Erkek sporcular da kokisini kontrol eder. Atletin şortunu, müsabakaya uygun mu onları kontrol eder. Ondan sonra diğer tarafa geçer. Diğer tarafa geçtikten sonra yine aynı şekilde her şeyi kontrol eder. Ondan sonra ortaya geçer. Hakem ortaya geçti. Ne yapar hemen direk sporcuları çağırır. Şimdi bu sporcuları çağırdığı zaman ne anlatır? Sporculara belden aşağı vurma, sırtına vurma, sarılma, itme, kalkma vesaire diye uyardı. Ondan sonra bu arada iyi dinleyin arkadaşlar bak. Sporcu buraya geldiği zaman siz aşağı inmeyeceksiniz. Ondan sonra dişlinin işte her şeyi verdiniz. Hakem sporcuları ayırır. Selamlaştı, gitti. Şimdi ne yapar? Bu sefer antrenör sizin göreviniz. Antrenör son olarak sırtına şöyle hadi aslanım göreyim seni der. Sporcuyu ilerler aşağı kırılır. Hakem boks der. Şey başhakemden tabii talimat alacak. Başhakem talimatı verdi. Gong'a vurdu. Boks dedi. Şimdi bu sporcularınıza şunu söyleyin. Geldi yanaştın, yanaştın. Maç yapacaklar. Bir daha selamlaşma olayı yoktu arkadaşlar. Bir daha geldi. Böyle yapalım yok. Yani eğer uyanık bir boksörse tam böyle uzatır buradan bir çakar yan otursun. Onun için selamlaşmıyor. Neyse müsabaka devam etti. Başladı müsabaka diyoruz. Sonra stop dedi hakem. Geçtiler hemen köşelerine. Hemen çıktı antrenörler yukarıya. Şimdi bakın burada genelde köşeye 3 antrenör. Gir içeri gir içeri gir. Şimdi tabure oluyor arkadaşlar. Taburesini aldı koydu. Şimdi bir antrenör birisi de yukarı. Şimdi buradaki olayı anlatıyorum size. Bakın sporcu geldi. Bu taraftan anlatayım. Ya da şuraya gel, buraya gel, burada ayaklısı. Şimdi bak sporcu geldi. İlk yapacağımız şey hemen gerek sporcunun dişliğini aldım. Hemen yardımcı antrenörümü verdi. Yardımcı antrenörüm de üçüncü antrenörüm aşağıya. Çünkü onun elinde ne var? Havlu var, suluk var. Sporcumu oturturdu veya oturmak istemedi. Şimdi hemen gerek suyu doldurup atmam diye bir söz konusu mu? Değil. Önce havlumu aldım veya da boynumdan aldım. Sallamaya başladım. Şimdi teknik veriyor mu sporcuya? Herhangi bir şey veriyor. Ondan sonra salladım bir 20 saniye, 15-20 saniye. Çocuk oksijen borçlanması gitti sporcuda artık. Ondan sonra suyu aldım elinden. Dedim ki su ister misin dedim. Ondan sonra tabii içime kaydılar, yüzüne atacağım. Sonra bir şey aldım eline, yüzüne çarptım. Birazcık böyle bir kendine geldi. Su içer misin dedim. İçmek isterse bir yudum su verdim. İçmek istemezse o da verdim. Ondan sonra müsabakanın başlamasına şimdi 25 saniyeden var. Kafanızda zaten ortalama hani bir dakika oturur bu sabahlarda genelde. Bir dakikayı kendiniz analiz edersin. Yani zaman tutmanıza gerek yok. Sonra 20 saniye kaldı. Bu sefer ne yaparım artık sporcuya? Teknik vermeye başladım. 20 saniye fazla mıdır? Çok fazla, emin olun. Çünkü o 20 saniyenin 10 saniyesini alsa sizden belki bir sabah ayırır. 20 saniye dedim ki, oğlum dedim çok açık veriyorsun bak dikkatli dövüş ya da çıksa o sağlarından vur ya da biraz savunma yap ya olduğu gibi dövüşüyorsun. Ya da sollarını kullan bak hiç solunu vurmuyorsun. Ya da tam tersi oğlum sollarını vuruyor bu saat niye duruyor burada? Tekniğini verdim. Sonra oradan gong basısı dın 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 son 10 saniye bir ses geldi. Hemencelik dişliğini aldım, dişliğini koydum. Şöyle yüzünü bir sıvazladım, kaldırdım, bir sirkelendirdim, kaldırdım, tabureye aldım. Verdim arkadaşa. Ondan sonra ben de dışarıya çıktım, yardımcılar diye kulluk geliyor. Çıktık dışarıya. Tekrardan indik. Tekrar yine hakem üçüncü round'un gong geldi, boks dedi. Ondan sonra başladılar müsabakaya. Dövüşte hakem son round diyoruz bu arkadaşlar. Stop dedi. Gitti. Şimdi bakın yine aynı şey bu sefer burada anlatayım. Geldik bu tarafa doğru. Şimdi hemecerek artık kimse girmiyor. Son round. Hemecerek çıkarıyorsunuz şeylerini. Siz de çıkarın ama çıkmayın dışarıya. Eldiveni verdim bu tarafa. Öbür tarafa. Ama tabii arkadaşlar burada en önemlisi ne biliyor musunuz? Eldiveni alırken önce sporcu geldiği zaman şöyle az bir şey şöyle genelde açarsın şöyle atletini tükür dişinin içine veya da alırsın aşağıya verirsin. Dişliğini aldın. Büyüklerde kask olmadığı için şimdi dışı yapın ama kaskı varsa dişliği aldın sıralama. Kaskı aldın sonra eldiveni çıkardın. Ondan sonra sporcuyu şöyle bir sildin. Eğer baktın sporcu çok şeyse tam şu beynin şeyin olduğu, beyincin olduğu yere ensesine az bir su şey yaptın, kışkırttın. Sonra geldi. Başka bir şey ortaya geldi bakken iki tarafı da tuttu tamam mı? Bu tarafı hayır seyircilere doğru, seyircilere doğru. Durdu. Şimdi bakın arkadaşlar bu en önemli şeyler anlatıyorum size. Olması veya olmaması gereken şeyler. Şimdi başhakem sonucu açıkladı. Açıklayacağım sonucu. Kim verdi bunu? Şimdi arkadaşlar müsabaka sonucu diyor ki 3-2 puanla kırmızı köşe Mustafa Yardım. Ondan sonra kazandı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi birleşin. Git oğlum. Git.
Tamam. Şimdi oluyor mu? Oluyor. Ya da vur git öyle. Dön git, dön git. Arkadaşlar bunlar çok oluyor. Yani bunları siz kim öğretecek sporcunuza biliyor musunuz? Siz öğreteceksiniz. Ondan sonra veya da kaldırdığınız köşeyi, kaldırdığınız köşeyi. Ondan sonra sen bu tarafa doğru git. Sen bu tarafa doğru gidiyorsun ya, sen de hayır git bu tarafa şöyle. Böyle ya, boşverin. Yani hiç selamlaşmadan gitmiyor. Şimdi bunlar oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Ama çünkü olması gerekeni göstereyim ben size şimdi. Kaldırdığınız köşe, galip dedi, sarıldılar. Ondan sonra hakim yerine geçti. Geçti bu tarafa, selamlaştı. Hakim de selamlaştı. Şimdi, bak şimdi sen onu bekle. Şimdi bu kırmızı köşe kazandı değil mi? Jiyo hoca, aslanım benim, koçum benim, nadir, nadir, nadir. Ondan sonra sıvazla sırtında şöyle bura bura indire güzel bir şekilde. Tamam, düzgün bir şekilde indirdi. Şimdi geldik bu tarafa. Ondan sonra, şimdi sen buraya geldin. Şimdi sporcu, hakem bu tarafa gönderdi ya, sen git köşeden aşağıya, in aşağı. İndi. Şimdi sporcu gidiyor. Hani hoca gitmiş. Hoca yok. Niye? Yenildi ya. Ondan sonra iniyor aşağıya. Kendini aşağıya. Ondan sonra seni yapacağım maçında, senin de bağırıyor. Ondan sonra sana bir yere mi öğrettim, sana şöyle yaptım. Oluyor mu arkadaşlar? Derste anlatmışız. Sporcu motivasyonu. Şimdi bu sporcu daha maç yapmak ister mi? İstemez. Arkadaşlar maç ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun. Sporcunuzu düzgün bir şekilde alacaksanız bir de size şuraya merdiveni göstereceğim. Şimdi ortalama bütün ringlerdeki merdivenler ne şekildedir? Bu şekildedir. Gördünüz demir bir şekilde. Şimdi siz sporcunuza buradan inerken yense de yenilse de şöyle sırtına aslanım deyip vursan da veya da senin yapacağın maçın deyip de vursan da çocuğun başı zaten dönüyor. O ya hepiniz müsabaka yaptınız biliyorsunuz. Yani yensen de yenilsen de başına yumruk alıyor musun vücuduna? Alıyorsun. Hiç yumruk yemeden müsabaka kazanan bir profesyonel boksör dahi gördünüz mü siz? Yoktur. İlla ki şey başı dönebilir, başka şey olabilir, ters bir yumruk almış olabilir. Ne yapacaksın? Gel hocam göster onu. Sporcu sen yukarı gel, çocuk da gelsin. Çocuğun kolundan tutacaksın eline kadar, yavaşça inmesine yardım olacaksın. Peşinden de sen ineceksin, çocuğu alacaksın, götüreceksin. Arkadaşlar, kıssadan size şunu anlatıyorum. Ringin tanımı, hakemlerin oturduğu yerler, sporcularınızın ortalama nerede duracaklar, nasıl maç edecekler, nasıl çıkacaklar, köşede kaç tane antrenör bulunacak, sporcunuz maça çıktığı zaman nelere dikkat etmeniz gerekir, kaç oz eldiven giymesi gerekir, dişli, hokisi, kaskı, malzemesi eksik olmayacak. Boks maçında standart olmayan, genelde standart olmayan tek şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir? Sporcu kıyafetlerinde tek standart olmayan şey boks ayakkabısıdır. Çünkü herkes kes alamaz, bütçesi yoktur, alamayabilir. Onun için biz Ankara'da dahil olmak üzere spor ayakkabıyla çıkmaya hiçbir zaman bir şey demedik. Çünkü bir kez olmuş şu anda 3.000-4.000 lira. Herkesin bütçesi asgari ücretle çalışanın maaşının 3/1 eder bu. Herkesin almaya ihtimali var mıdır? Yoktur. Şimdi yine anlatıyorum. Köşede 3 antrenör bulunur. Bir tanesi ringin içine girer, bir tanesi ringin dışında durur, bir tanesi aşağıda durur. Sporcu zaten bir tane ringe çıkarırsınız. Nerede? Yo, veriyorlar. Yo, veriyorlar. 3 kişi çıkabiliyor. Şöyle, bu arkadaşlar, bu Türkiye şampiyonaların, ya bu boksun kuralları Türkiye, Amerika, Avrupa'ya özgü bir kurallar değil. Bu kurallar genel kurallar. Yani boks müsabakası yapılan, amatör boks müsabakası yapılan her yerde o kurallar uygulanmak zorunda. Yani ben şunu diyemem yani. Ben şimdi müsabakanın sorumlusuyum mesela, benim başhakem istemiyorum kardeşim, ben sorumluyum zaten diyemem. Mecburen bir başhakem bulmak zorunda. Ya da şunu diyemem, yani burada 5 tane hakem var, ne gerek var 5 hakeme ya? Deyip daha farklı bir yola gidemem. Anladınız mı? Onun için bu yazılı kurallar olduğu için çerçevesi belirlidir. Tekrar anlatıyorum, başhakem vardır, uluslararası maçlarda başhakemin arkasında supervisor vardır. Başhakemin hemen sol tarafında 1 numara, karşısında 2-3 numara, sağında 4 numara, hemen önünde 5 numara. Yine başhakemin hemen sağında sağlık masasının yanında tay masası vardır. Müsabakada, her müsabakada 5 tane yan, bir tane de orta olmak üzere toplam 6 tane hakem görevlidir. Bu 5 hakemin, şu anki kural, puanlamaya göre anlatıyorum arkadaşlar. 5 hakemin 3 tanesinin size her round'u misal vermesi lazım. 3-2-3-2-3-2 yani onu, her puanlama artık biz de biliyorsunuz onluk sistem üzerinden bütün maç, yani genelde şöyle derler. Bir yumrukla, yani bir yumrukla 20 yumruk arasına onu 9'a düşürürler. 20 yumrukla 40 yumruk arası vesaire 8'e düşürürler. Bu zamana kadar zaten hiç 10'a 7 düştüğünü ben görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum Türkiye şampiyonu da. 10'a 8 demek zaten
Yani 10'a 8 maç bittiyse çocuk yerlerde sürünüyordur muhtemelen. O kadar açık ara yenmiştir. Onun dışında müsabakalar genelde ne olur? 10'a 9 verilir. Ve artık şöyle bir şey yok. 2 round'u aldım. 2 round bende. 3. round'da dövüşmesem bile müsabakayı alırım diye bir kaydı yok. Son round'da da maç gidebilir mi? Gidebilir. Gittiği de çok olmuştur. Benim bu dersle ilgili söyleyecek olanım bu kadar. Sizin bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mıdır arkadaşlar? Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün gidip iyice derslerinizi biraz çalışıp yarın sabahla ilgili çağrı beni iletişime geçebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.